Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda Dark markasının Diamond serisi özel ön panele sahip olan ve elmas kesiğini andıran şeffaf cam yapısıyla hem önünde hem yanında içindeki performansı dışa aktarabilen bir kasasını sizlere anlatacağız. Bu sefer toplantı odamızın ortamındayız. Önce karanlık başladık videoya çünkü fanlarımızın ışıltısı çok güzel bir şekilde gözüküyor. Bu bir yandan da önden arkadaki fanımızı görebiliyorsunuz. Çok sıra dışı bir görüntü. Şimdi kasayı hafif çevirdiğimde çünkü doğal ışıkta bazen stüdyoda size gösteremediğimiz şekilde çok daha güzel gözüküyor ürünler. Bakın kasayı çevirdiğimde elmasvari ön tarafındaki kesikleri görebiliyorsunuz. Zaten kasanın adı bu yüzden Diamond. Boşuna Diamond değil. Ön tarafındaki farklı asimetrik kesik tasarımla ne kadar iddialı bir görüntüsü olduğu daha ev ortamı diyebileceğimiz bir aydınlatmada bariz belli oluyor ve öndeki arkadaki fanın da karizmatik bir şekilde gözükmesi, özellikle bu fanlar çift ledli, yani kasamızın arkasından da yine aynı şekilde aynı ışıklar çıkıyor kasamız şeffaf yan panele sahip olduğu için. Kasamızın yanı bir uçtan diğer uca şeffaf bir yan panele sahip. Zaten yansıyan ışıklardan görebiliyorsunuz. Diamond kasamızın boyutları yükseklik olarak 448, derinlik olarak ya da uzunluk olarak diyelim 387 ve genişlik olarak ise 208 mm. Bu genişlik sayesinde de kasanın içine 16 santim CPU soğutucu sığıyor. Dolayısıyla bu kasaya kompakt boyutlarda bir ATX kasa olmasına rağmen sığmayacak bir ekran kartı yok diyebiliriz. O da bir uçtan diğer ucu olduğu için. Şimdi Plexi bölümünü açacağım ama öncesinde hemen ortamımızın ışıklarını açalım ki biraz daha kasamızı aydınlık gözle daha ferah, daha rahat sizlere gösterebilelim. Dark Diamond diğer kasalardan tabii ki en büyük ayıran özelliğinin videomuzun başında da ön paneli ve yan paneli olduğunu söylemiştik. Hatta ön panelini sizler biraz daha farklı açılardan görün diye madem ışıkları açtık şu şekilde tekrar gösterelim. Ne kadar farklı kesikler olduğunu ve tam bir elmas havası Diamond adının boşuna konmadığını tekrar görmüş oluyoruz. Kasamızın 32 cm ekran kartı desteği olduğunu söyledik. Yan taraf Plexi, ön taraf da Plexi. Zaten Plexi malzeme olmadan bu kadar asimetrik kesiklerin olması oldukça zor tasarımsal olarak arkadaşlar. Şimdi kenara aldığımızda smoked yan panelimizin şeffaflık oranını görüyoruz. İçini son derece rahat bir şekilde gösteriyor ve hafif smoked olması da ya da semi smoked olması diyelim. İçeriği siyah arka planla beraber güzel bir şekilde sunmasını sağlıyor kasanın. Şimdi ön tarafta herkes şunu söyleyebilir hemen. Ön tarafta fan var ama havayı nasıl alıyor, hava akımı nasıl diye. Burada bir serçe parmak ve bir parmak daha, yani 1,5 parmak kalınlığında 1, 2, 3, 4 adet ızgaramız var. Ve bu ızgaralar sayesinde çok rahat hava emme işini yapıyor ve yine alt taraftan tabii Plexi kasaların ve normal kasaların ön panelini çıkarma boşluğu dediğimiz tutma yerinin oradan da hava alıyor. Kısacası 4 tane büyük ızgaramız var. Önden hava alma anlamında bir problem yok. Hatta hemen bunlardan bahsetmişken kasanın ön tarafını şöyle bir çıkaralım. Sert ve oldukça güçlü bir şekilde buraya tutunmuş. Şu şekilde kasanın ön panelinin de şeffaflık yapısını görüyorsunuz ve yine aynı şekilde fanımızın da nasıl durduğunu görebiliyorsunuz. Buraya 1, 2, 3 adet 12 santim fan koyabilir veya koyduğunuz fanları buradaki vida hareket ettirme sistemleriyle hareket ettirebilirsiniz. Bir de bu fan 12 santim üzerinde gelen ama 14'lükte takılabiliyor gibi duruyor arkadaşlar yanında. Dolayısıyla 14'lük fanlar da değerlendirmeye alınabilir ama tabii ki ön tarafı kapalı olduğu için bir optik sürücü veyahut da bir 5-25 bu kasaya bağlantı opsiyonunuz yok. Zaten artık kasalarda bildiğiniz gibi pek de bu tarz disk ve optik sürücüler kullanılmıyor. İç tarafına geleceğiz. Tünel yapımız var. Tünelimiz üstte, güç kaynağımız üstte. Biz şu anda videoda sizlere fanları çalıştırmak için bir high power güç kaynağı koyduk. Hatta kasanın kompakt boyutlarına göre nasıl bir, yani mikro ATX ve ATX anakart destekleyen kompakt bir kasaya göre nasıl büyük bir güç kaynağı kullanabildiğini de birazdan göstereceğiz. Çünkü o da etkileyici açıkçası. Burada PCI portlarımızda mesh ızgara bölümü görüyoruz. Şu şekilde çevirdiğimizde daha rahat gözükecektir. Ve yine bu bölümde bal peteği ızgaraları görüyorsunuz. Kasanın alt tarafında şu şekilde diktiğimiz zaman alt tarafında da üstte tünel olduğu için alta fan takma opsiyonunuz var. Gönül tabii ki bir fan filtresi ister diyebilir birçok kullanıcı. Ancak şu gerçeği unutmayın.
başlayalım. Fiyat performans kasası ciddi fiyat avantajı markasının. Daha sonra dilerseniz siz sitemizde sattığımız diğer ürünlerle de fana, filtre vesaire alt tarafa ekleyebilirsiniz. Zaten yerden bir parmak kadar, ama serçe parmakla bir parmak arası diyelim, hatta bakayım bir parmak kadar güzel yükselten ayakları var. Piyano siyah gibi yan tarafları ve alt tarafı da sünger, dolayısıyla masanızı çizmiyor. Bu bölümün ızgara olması, alt taraftan daha sonra ledli fan ekleyerek kasayı daha da ışıltılı yapmak isteyenler için güzel bir opsiyon diyebiliriz. Üst tarafa geldiğimizde bu bölümde de ızgaralar var ama birazdan içini boşalttığımızda ve yan kapağı açtığımızda daha rahat gözükecektir. Hemen diğer yanına gelelim kasamızın. Parmak vidalarla çıkıyor zaten şu şekilde. Parmak vidalarla çıkarttık ve bir tutma bölümü yer alıyor. Kapağımız düz. Kapağımız düz, ancak düz olması sizi korkutmasın. Çünkü kasamızın içinde dark bir parmaktan biraz daha kalın bir bölüm. Kablo toplama bölümünü bu bölümde düşünmüş. Güç kaynağımız 14 santim fanlı. Tekrar ediyorum, 13,5-14 santim fanlı. Daha yakın zamanda sizlere çekimini yaptığımız High Power Element Smart 650 Watt 80 Plus Bronze. Kompakt bir kasa olmasına rağmen içinde sunduğu hem hacim büyük hem de güç kaynağı 13,5-14 santim arkadaşlar. Ve şu anda 20+4000 anakarta girmesi gereken kablo da burada, düşünün. Ve bu güç kaynağı modüler. Buna rağmen rahatlıkla sığıyor ve bu bölümde kablolarımızı saklayabileceğimiz bir alan var. Çok pozitif bir şey. Şurada bile bir parmaklık boşluk var. Yani güç kaynağınızın yanından hem aşağıdan kablo gelebilecek bir bölüm var. Şöyle gösterelim. Şurada ufak bir delik var. Hem de 13,5 santim, yani 12 santim olmamasına rağmen güç kaynağı, yan tarafta bir parmaktan fazla bir bölüm var. Bu da pozitif, güç kaynağının hacmi anlamında. Fanlarımız Molex üzerinden biz güç verdik ama 3000 üzerinden de çalışıyor. Merak edenler için ön ve arka. Bu arada USB portumuz 19 pin USB 3.0, ses, HD audio ve USB portlarımız yer alıyor. Reset, durum ledleri vesaire burada bağlantı olarak yer alıyor. Kasamızın üst tarafında yakın çekimlerde zaten göreceksiniz. 1 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0 portu yer alıyor ve ses ve mikrofon bağlantıları siyah, kasanın tasarım bütünlüğünü bozmamışlar. Reset ve güç tuşumuz yer alıyor ve durum ledlerimiz var. Bunun haricinde kasanın disk, tabii ki slotu önemli. Kaç disk alıyor bu kasa. Şimdi bu bağlantı kablolarını çıkardığımız zaman, şu şekilde kaldırdığımızda, bu bölümde şöyle döndürelim, daha rahat gözükecektir. 2 adet 2.5 inç SSD'yi buraya dikey olarak koyuyorsunuz. Dolayısıyla burada 2 SSD'lik ya da 2 adet 2.5 inçlik yer var kasada. Peki 3.5 inçten nereye geliyor? Sabit diskimizin önünde bir raylı sistem var. Kasamızın içinden 2 adet parmak vidayla tutturulmuş bu raylı sistem. Şimdi neden bu sistem raylı ve ne işe yarıyor? Onlardan tüm detaylarıyla bahsedelim. Bu aparatı çıkardık. Kasamızı biraz kenara alalım. Aparatımız daha rahat gözüksün. Bu aparatın altına bir adet 3.5, üstüne bir adet 3.5 takılıyor. O da buradaki sabit disk vidalarından, diski üstten koyuyorsunuz, alttan vidalıyorsunuz. Aynı şekilde burada 4 delik daha var. Buraya da 2.5 inç içeri koyabiliyorsunuz. Yani bu aparat alta bir 3.5, üste bir 3.5 ya da alta bir 3.5, yukarı bir 2.5 olarak 2 disk destekliyor. Dilerseniz 2 adet 3.5, 2 adet de 2.5 ile toplam 4 disk yapabilirsiniz. Dilerseniz 3 adet 2.5, 1 adet 3.5 ile toplam, vidaları da bırakalım, toplam 4 adet disk destekleyebiliyor bu kasa, bu aparatla. Bu aparatı çıkardığımız için artık biraz aparatın altındaki bölümden de bahsedebiliriz. Bu bölüm, şurada görmüş olduğunuz bölüm, bir ızgaralı yapıya sahip. Güç kaynağımız aşağıdan hava alıp yukarıda arkadan atıyor. Dolayısıyla kasanın ısıl transferine pozitif etkisi var. 12 santim veya 13,5 santim güzel bir hava akımı sağlarsanız içerideki havayı hızlı tahliye ediyorsunuz. Ve aynı şekilde ön taraftaki fanımız da, eğer üst tarafa bir tane daha üçüncü fan eklemek isterseniz 1-2-3 diye, buradan üfleyebiliyor ve bu tüneli serin tutabiliyor. Ve yine yukarıdan hava transferi anlamında da bu ikiye bölünmüş olsa da güzel bir düşünce yukarı ısının atılması için. Kasanın yan tarafına geldiğimizde ise buradaki kesik sayesinde, eğer AeroCool Cylon tarzı ya da benzer bir güç kaynağı RGB ışıklı kullanırsanız yan tarafında olan görebiliyorsunuz. Ya da bizim burada High Power'ın ikonunu gördüğümüz gibi bir High Power ikonu görebiliyorsunuz. Bu hangi güç kaynağını nasıl konumlandırdığınıza ve sticker'ın ya da LED'inin nerede olduğuna bağlı, ama burada bir kesik olması ve güç kaynağının, sistemin gücünün yan tarafta plexi bölümden gözüküyor olması hoş bir şey. Bizim önerimiz tabii ki RGB bir güç kaynağı kullanırsanız o da kasaya ekstra hava katacaktır. Bu videomuzda sizlere Dark, Diamond,
Özellikle de elmas kesimine sahip ön paneliyle şöyle tekrar ışıltılı olarak çevirelim. Görmüş olduğunuz gibi özel kesikli ön tasarımıyla asimetri kesikli ve 4 kanaldan da hava alabilen ön paneli, 32 santim bir uçtan bir uca boşluk olduğu için dev ekran kartı boşluğu olan bir kasasını tanıttık. Kasanın soğutma olarak alt tarafa 240'lık radyatör takılabilir gibi duruyor. Ancak alt taraftan anakartınızın üstüne sıvı soğutmanızın borusu yeter mi diye bakmanız lazım. Onun haricinde ön tarafta 3 adet yer var. Ancak yukarıdaki yer sıvı soğutma radyatörünün girmesinden ziyade fanlar için düşünülmüş. Dolayısıyla 240'lık bir fan takabilirsiniz buraya. Ama ikincil delikler olduğu için 280'lik sıvı soğutma radyatörü de bu kasada ön tarafta düşünülebilir ve buradan buraya doğrudan konumlandırılabilir. Yani küçük bir canavar sistem bu kasaya toplanabilir. Son olarak ışıklarımız biraz gitti geldi. Elektrik problemi yaşıyoruz bugün biraz. Ama şunu söyleyebiliriz. Kasamız gece karanlığında ve gündüz aydınlığında özellikle 2 ledli fanının gücünü zaten biz anlatmasak da kendi dile getiriyor. Sizleri videomuzun sonunda Dark Diamond'ın yakın çekimleriyle, ledli fanlarıyla ve görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Videomuzun altındaki linkten Dark Diamond'ı ve başka ürünleri satın alarak Teknobiyotik TV'ye destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Thank you.